Merhaba arkadaşlar. Şimdi öğrencimiz Yunus Emre ile cebirsel ifadeler test 1'i 4. ünite fenomen gamma yayınlarının fenomen kitabından beraberce çözmeye çalışacağız. Birinci testten başlayalım o halde. Birinci soru. Şimdi diyor ki aşağıda verilen şekiller mesela bu şuradaki üçgen neymiş? İçine yazılı cebirsel ifadenin katsayılar toplamına eşitmiş. Evet. Bu sembol neymiş? İçine yazılan cebirsel ifadenin sabit terimi. Bu sembolde içine yazılan değerlerin toplamına eşitmiş. Örnek mesela vermiş bak. 4x eksi y artı 3. Şimdi bu kahverengi ok işareti neydi? Cebirsel ifadenin katsayılar toplamı. Bak burada katsayı 4 var. Eksi 1 var. 3 var. Yani 4, eksi 1 ve artı 3. Bunların toplamı ne olur? 6. Mesela şu beşgenin içinde 10x artı 2 vermiş. Bu da neydi? İçine yazılan cebirsel ifadenin sabit terimiydi. Evet. Sabit terim burada nedir? 2. Bunu da böyle vermiş, tamam mı? Tamam hocam. Üçgende de ne diyor? İçine yazılan değerlerin toplamına eşittir diyor. Evet. Tamam mı? Yani şuradaki değerle şuradaki değerle mesela 6 ve 2 olarak bulduk ya. 6 ve 2 olarak bulduk. Değerleri topluyorsun. Evet. Buna göre aşağıdaki soruyu çözün diyor. Şimdi bakalım beraber. Şimdi kahverengi çizgimiz neydi? Cebirsel ifadenin katsayılar toplamıydı. Burada katsayılar ne var? Bak 4 var, eksi 1 var, 5 var. 4, eksi 1, artı 5. Bu da ne yapar? 8 yapar. Şurası 8. Burada da neydi? Sabit terimdi. Sabit terim burada 3. Değil mi? M ve K çünkü değişken. Sabit terimi 3. O halde 8 ile de 3'ün toplamı bu üçgen nedeniyle olacak. Yani cevabımız 11 oldu. Geçelim diğer soruya. Aşağıda bir fidanın dikildiğinde ilk boyu ve her yıl kaç santim uzadı? Bak ilk önce B'miş boyu. Her yıl 4-4 uzuyor. Tamam birinci yıl yani ne oluyor? Aslında toplam boyu B artı 4. İkinci yıl B artı 8. Üçüncü yıl B artı 12. Yani kısacası aslında formül şu. Yıl sayısına mesela K dersek B artı 4 çarpı K oluyor. Yani ne demek bu? Mesela yıl sayısı diyelim atıyorum 3 yıl sonra. 3 yıl sonra B artı 4 çarpı 3. Yani B artı 12 oluyor. Evet. O halde 6 yıl sonra gösteren cebirsel ifade denir. B artı 6 çarpı K şeklinde. Yani 6 kere 6 oluyor o zaman. B artı. Yo her santim pardon her sene 4 santim uzuyordu. Şöyle 4K. 4K evet. 6 kere 4 24. Yani cevabımız burası oluyor. Şöyle bir daha gösterelim biraz karıştı. Şimdi her sene 4 4 üstüne koyuyor ya. Yani yılla şu 4'ü çarpıyorsun. O zaman 6 yıl var. Demek ki B artı 4 santimden uzuyor. 6 ile çarpıyoruz. Yani ikisini de çarptığım zaman B artı 24. Aynen. Şimdi geçelim 3. soruya. Aşağıda bir yüzü mavi diğer yüzü turuncu renk olan bir kart verilmiştir. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi. Diyor ki belirli sayıdaki bu kart aşağıda karışık şekilde gösterilmiştir diyor. Böyle karışık vermişler. Evet. Diyor ki bu kartların x tanesinin görünen yüzü turuncu renklidir. Yani şurada işte kaç tane olduğu bilmiyorum ama x tanesi turuncu. Şöyle x tanesi turuncu diyelim. Mavi renkli kartların da 4 tanesinin arka yüzü çevrildiğinde mavi renklere eşit olmuş. Şimdi bak bir daha okuyalım şurayı. Şimdi mavi renkli kartların 4 tanesinin arka yüzü çevrildiğinde turuncu ve mavi eşit olmuş. Şimdi bak mavi yüklülere mavilere de şöyle bir önce mesela Y diyelim. Y'ler mavi olsun tamam mı? O zaman maviler turunculardan daha şey büyük bir rakam. Fazla hem de 8 tane daha fazla. Neden biliyor musun? Çünkü bak mavilerden 4 tane çevirdiğin zaman maviler 4 tane eksilecek değil mi? Çevirince turuncular da 4 tane artacak mı? Evet. Bu şekilde eşitlendiği zaman demek ki maviler aslında turunculardan ilk başta 8 tane fazlaydı. Anladın mı? 8 tane fazlaydı. Yani cevap evet, 8 tane fazla olan. Yani mavi kart sayısı turunculardan 8 tane fazla. Çünkü bak x artı 8'den 4 tane azaltalım x artı 4'e dönüşür. Evet. Bu da zaten x'ti. Oradan gelen 4 tane de buna geçti. Bu da x artı 4 oldu. Tamam mı? Tamamdır hocam. Yani o soruyu şöyle de yapabiliriz. Mesela diyelim ki benim 10 benim 8 liram var. Diyelim ki sende hiç para yok. Şimdi ne yaparsak paralarımız eşitlenir? Ben sana 4 TL verirsem paralarımız eşitlenir. Çünkü benden 4 azalınca senden de 4 60 oluyor. 8 tamamlanmış oluyor. Şimdi 4. soruya bakalım. Aşağıda verilen tahta 4 eşit parçaya ayrıldıktan sonra şurada gösteriliyor. Sonra yüzey kalınlığı 8 santim olan bir masanın ayaklarına monte edilmiştir. Yüzey kalınlıkları şöyle 8 santim olan 4 tane ayak olarak monte edilmiş. Burası da toplamda x. Demek ki bir ayak ne kadar dikkat edersen x eksi 8 kadar. Evet.
Bak çünkü şu uzunlukla şu uzunluk x. Evet. Şurası ise masanın ayağının boyu, yani x eksi 8 değil mi? Evet. Buna göre tahtanın parçalara ayrılmadan önceki hali. Şimdi bir tanesi mi x eksi 8 şunların? Evet. X eksi 8'den kaç tane var? 4 tane. 4 tane var. O halde 4 çarpı x eksi 8 bütün tahtanın boyu. Tamam, evet. Cevabımız D şık. Şimdi 5. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda çocukların ağırlıklarına göre milimetre cinsinden alması gereken ilaç dozunun cebirsel ifadeleri verilmişti. Bak, 5 kilogramdan az çocuklar 3x artı 2 şeklinde alacakmış. 5 kilogram ve daha fazlalar 4x eksi 5. X yerine kilogram yazar. Örneğin bak, 4 kilogram ağırlığında bir çocuk 5 kilodan az oluyor mu? Yani x yerine kilogramı yazılacak. 3x diyordu ya, 3x, x yerine ne yazdı? 4 kilogramı yazdı. Artı 2'den 14 mililitre ilaç alıyormuş. Şimdi bu hastanenin çocuk servisinde 3, 4, 6, 8 kilogram ağırlığında 4 çocuk hasta yatmaktadır. 120 mililitre olan bir ilaç tam doluyken bu hastalara verildiğinde geriye ne kadar kalır? Şimdi hepsini hesaplayalım. Şimdi şu 3 ve 4 olanlar şuradan alacaklar. Evet. Yani şimdi 3x artı 2'ye göre, şimdi x yerine önce 3 yaşındaki çocuğunkini hesaplayalım. X yerine 3 koyalım. Burası 6, ne olur? 6, 8 miligram. Şimdi x yerine 4 yaşındaki çocuğun kilosunu koyalım. 12, 12. 14. Değil mi? 14 evet. Oldu. Yani toplamda küçük çocuklar ne kadar aldı? 22 miligram aldılar. Şimdi evet. Büyük çocukları hesaplayalım. 6 yaşındaki çocuk ve 8 yaşındaki çocuk için, yani 4x eksi 5'miş. X yerine 6 yaşındaki çocuğun yaşını yazalım. 4 çarpı 6 eksi 5. 6 kere 4 24. 5 çıkar 19. Evet. Şimdi de 8 yaşındaki çocuğu hesaplayalım. 4 çarpı 8 eksi 5. 32'den 5'i çıkarırsak 27 mi kalır? Evet. Değil mi? 27 kalır. Bu çocukların ilaçlarını toplayalım. Bu da ne yapar? 16'nın 6'sı elde var. 1, 46. 46 miligram da bunlar aldı. Evet. Şimdi 46 burası aldı. 22 de burası aldı. Yani 68 miligram tükenildi. Değil mi? 68 miligram. Evet. Yanlış mı yaptık bir yerden? Hı. Bir yerde hata yaptık. Çünkü çıkartınca geriye kalan ilaç sayısını vermiyor. Yani 120'den 68'i çıkarınca sonu 2 olan bir sayı çıkar. Bir yerde hata yaptık. Şimdi hemen hatamızı tespit edelim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi 3 ve 4 kilogram olanlar 3x artı 2 idi. 3 kilogramı koyduk. 3 kere 3 9. 9 ile 2'yi toplarsam 8 mi yapar yavrum? 3 kere 2 yaptık biz. Aha. Evet Yunus Emre, sen benim hatalarımı düzelteceksin. Evet, ben yaşlıyım çünkü. Tamam, ben yani hesaplamayı bilmiyorum. Evet. Çarpmayı bilmediğim için matematik dersi anlatıyorum burada. Tamam. Evet. Şimdi burası 9, 2 daha 11 yapar. Evet, 3 eksik bulmuşuz. Yani toplam 61, 8 değil o zaman, hepsi 71 olacak. Geriye de 49 evet, gram kalacak. İlaç kalacak. Evet, şimdi 6. sorudan devam ediyoruz. Aşağıda verilen fotokopi makinesinde fotokopiden önce ilk sırada bulunan kağıt fotokopiden sonra en son sırada bulunuyormuş. Tamam mı? Buna göre fotokopi makinesinde bir miktar kağıdın tamamı arkalı önlü. Şurası önemli. Çünkü biz az önce çözdük. Arkalı önlü olduğunu anlamadık. Görmedik. Cevabı C şıkkı bulduk. Ama cevap D şıkkı çıkıyor. Sonradan da niye yanlış yaptık diye yarım saat düşündük. Şu arkalı önlü yazısını görmemişiz. Fotokopiden önce yukarıdan aşağıya x'inci olan kağıt fotokopiden sonra yukarıdan aşağı 2x'inci olmuştur. Şimdi ne demek istiyor bize bak. Şimdi şöyle kağıtlar var, tamam mı? Evet. Şimdi bu yukarıdan aşağıya x'inci sırada duruyor. Şimdi mesela yukarıdan aşağı 5'inci sırada dursa önünde 4 tane kağıt olur muydu? Evet. Yani demek ki üstünde aslında bunun x eksi 1 tane kağıt var. Şurada x eksi 1 kağıt var. Daha sonra bu ters dönüyormuş böyle. Ters dönüyormuş. Şimdi 2x'inci sıraya geldi bu kağıt. Bu kağıt bak, şu seçtiğim kağıt. Şurasında zaten x eksi 1 tane kağıt vardı. E bu sefer üstünde de 2x eksi 1 tane kağıt olacak. Şimdi bak, 2x eksi 1 tane kağıt üstünde. X eksi 1 kağıt da altında. Bir de kendisi var. Kendisi de bir evet. tane kağıt. Burası ne olur? 3x eksi 1 olur. Tamam. Yalnız arkalı önlü dediği için yani bunu bir de 2 ile çarpacağız. Evet. Çarpacağız. Tamam. Arkalı önlü dediği için. Evet. Devam edelim. Kasasının yerden yüksekliği 120 santim olan bir kamyonet var. Şurada gösterilmiş. Evet. Ayrıt uzunlukları aynı olan eşkolilerden üst üste 5'er tane yüklenmiştir. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu kamyonet yükseklik sınırı x santim olan yaya geçidinin altından yaya geçidine değmesine 15 santimlik bir mesafe kalarak geçmiştir. Ne demek istiyor? Şöyle bir tane yaya geçidi varmış, tamam mı? Bunun mesafesi x'miş. Bu kamyon
Tam şöyle 15 santim kala, şurada 15 santim kalacak şekilde, şurada 15 evet. santim kalacak şekilde geçmiş. Yani bu kamyonun boyu x eksi 15'miş. Şöyle komple boyu yani şuradan aşağıdan yukarıya. Yani aslında kolilerin bir tanesine A dersem ben, A dersem şöyle olur aslında. Buradaki x eksi 5, şöyle yazalım, x eksi 15 ne olur? 5 tane A artı 120 olur. Değil mi? Evet. Bak 5 tane koli var. 5 tane A, tamam mı? Artı şuradaki 120. Yani şuraya da yüklemiştir herhalde kolilerden. 1, 2, 3, 4, 5. Şu koli herhalde şu aşağıyı da kapsıyor galiba. Neyse. Buna göre kolilerin bir ayrıt uzunluğunun santim cinsinden veren. Şimdi buradan A'yı yalnız bırakmamızı istiyor. Hı-hı. Tamam mı? Şöyle biraz ekranı silip şuraya da şu sol tarafta yer kalmadı. Şurayı biraz silip işlemleri şurada yapacağız. Şimdi diyor ki yani ne bulduk biz? Bak x eksi 15 eşittir 5a artı 120 bulduk değil mi? Şimdi şöyle x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Şey a'yı. A'yı yalnız bırakmaya çalışacağız. Şimdi bu 120 eşitliğin diğer tarafına eksi 120 evet. olarak geçer mi? Yani şöyle 5a'yı şöyle sol tarafa alayım. X eksi 15'im vardı bir de yanına eksi 120 geldi mi? Evet. Yani 5 tane a ne oldu? X eksi 135 oldu mu? Evet. 135 oldu. Yani bir tane a ne olur? X eksi 135 bölü 5. Buradan da 135'i 5'e bölersek eğer şöyle bir şey bulacağız şimdi. 135'i 5'e bölersek 2 kere var 10. 35'te de 7 kere var. Yani burası şöyle olur aslında. A eşittir. Şimdi x bölü 5 eksi 27 şeklinde. Bak x bölü 5'i yine yazdım. 35 bölü 5'i de 27 olarak yazdım. Yani cevabımızı C şıkkı olarak bulmuş olduk. Aşağıda S beden ve M beden tişörtlerin ön yüzüne kaç santimetre karelik baskı yapılacağı verilmiştir. S bedenlere 10 santimetre kare baskı yapılıyor. M bedenlere 12 santimetre kare baskı yapılıyor. Evet. Tişörtlere yapılacak resim baskısının 1 santimetre karesi de 50 kuruşmuş. Hı-hı. Tamam. Yani işte S beden tişörtler bunu 50 kuruşla çarp. M beden tişörtlerde de bunu 50 kuruşla böyle çarpıyorsun. Evet. Ne kadar para gibi. Tişörtlerin toplam baskı maliyeti XTL olup her iki bedenden de eşit sayıda tişörte resim basılmıştır. Mesela diyelim ki A tane S beden, A tane de M beden evet. baskı yapılmıştır. Buna göre resim bastırılan tişört sayısını veren cebirsel ifade. Yani A 2A'yı soruyor bize. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bir tane resim için 10 çarpı 50 kuruş değil mi? Evet, istiyor. İstiyor bizden. Yalnız TL cinsinden dediğine göre 50 kuruş ne yapar? Yarım TL yapar. O halde 10 ile yarım TL'yi çarparsan bu da ne olur? 5 TL olur. Şimdi 5 TL S beden tişörtlerin bir tanesinin parası. O halde M bedenler de bir tanesi 12 ile 0,5 çarparsan 6 yapar. Hocam ama üstü sayısı da var. Hayır bu santimetre kare diyor. Evet. Üstü sayı değil o. Santimetre kare. Devam edelim. Burası da 6 TL. Yani A tane 5 TL'den. A tane 6 TL'den. Yani A çarpı 5 TL artı A çarpı 6 TL. Yani toplam 11 tane A TL gitmiş. O halde bunların hepsi X TL tutmuş. Bizden neyi soruyor? Şu A'yı soruyor. Şimdi A eşittir X bölü 11 oldu. Lakin bir tane A'yı sormuyor. İki tane A'yı soruyor. O yüzden 2X bölü 11 şeklinde düzeltilecek. Tamam mı? Evet. Bakalım başka soru kaldı.